İlk bölümünde şimdi İstanbul ve Ankara'daki stüdyo konuklarımla e, hem siyasetin gündemini özellikle İstanbul ekseninde ama tabii ki Türkiye'yi de gözeterek konuşacağız. Hem de siyasetin yanı sıra hayatımızı bir o kadar belirleyen özellikle bana sorarsanız son dönemlerde daha da fazla belirleyen ekonomiye geniş bir parantez açacağız. Ekonomiye geçmeden önce ol be sizden ee, ...ilk turda konuşulanlarla ilgili, İstanbul'daki hmm. yarışla ilgili bir değerlendirme almak isterim. Tabi. Ee, şimdi şöyle bir şey, ee, İstanbul'un bu seçimi bayağı zorlu geçecek gibi görüyorum. Ee, yani Ekrem İmamoğlu'nun işi e, geçen seçimden çok daha zor gözüküyor. Diyeceksiniz nasıl zor olabilir? 17 bin oyla kazanmış ya da 14 bin oyla yeterince zor diyeceksiniz. Ya kaybetme riskini biraz yükseldiğini görüyorum son 15 günde. Neden? Ee, ben şöyle kategorize edeyim dört maddede hı hı görüyorum hı hı. sıkıntıyı. Şimdi birinci sıkıntı ki ben bir siyasetçi olduğum için bunu çok net söyleyebilirim. Yani genel seçimdeki Millet İttifakının altılı masanın kaybından sonra e, seçmende psikolojik bir e, inanç kaybı oldu. Hı hı. Yani dediler ki bu hiçbir şekilde değişmez, biz sürekli kaybedeceğiz artık siyaseti takip etmeye gerek yok. Bu böyle devam edecek. Bir seçim yani yorgunluğu da var tabii var. ki. Var. Ve o seçmen üstünde ciddi bir sandığa gitmemeyle ilgili Aralık ayına kadar kampanya gibi internette, Twitter'da yani ciddi gruplar kuruldu. Gitmeyeceğiz sandığa diye. Şimdi e, onun biraz azaldığını görüyorum ama orada hala bir e, tehdit var. Yani o gün e, bu taraftan ne kadar adam sandığa gider, öteki taraftan ne kadar dediğin zaman burada katılımın daha düşük olma ihtimalini görüyorum. Bir risk var orada bir, iki e, genel başkan değişikliği Ekrem İmamoğlu için bir dezavantaj oluşturacak gibi gözüküyor. Neden? E, şöyle e, Kemal Bey isteyerek gitmedi. E, birinci turda yenildi, bırakmadı ikinci tura gitti, ikinci turda da kaybetti. Sonra siyasetten çekilmedi gitti. Ofis kurdu. Ee, Bugün ve Özgür Özel'le bir araya geldi bu arada. Evet, CHP yani lideriyle. şu anda hala siyasetin içinde. Hı hı. Özgür Bey'le yemek yiyor. Hı hı. Onun da görüntüsü yani var paylaşabiliriz arkadaşlar. Yerel seçime bir şekilde muhal şey olmak istiyor, müdahil olmak istiyor. Hatta <laughs> Özgür Özel demiş ki sahaya iner misiniz bizim için?" demiş. Hı -hı. Demin okudum. "Yok" demiş. Şu anda sıcak bakmıyorum falan. Siyasetin dışında kalmış bir figürün hala CHP ile böyle görüşmelerde bulunması, parti içinde bazı planlar yapması, seçim sonrası, bu çok anormal bir şey. Ben ya 1988'den beri siyasetin içinde büyüdüm. Böyle bir genel başkanlık liderlik görmedim. Yani siyasetten çekilmek diye, itibarlı çekilme diye bir şey vardır. Bir Deniz lider... Baykal'ı unutmayın. Ha? Deniz Baykal'ı unutmayın. Ya Deniz Baykal'da bir dönüş oldu doğru fakat... E, Vefat edinceye kadar milletvekiliydi. Ya tabii Deniz Baykal da bırakmak istemedi ama... ...yani şimdi Kemal Bey'le Deniz Bey'i kıyasladığım zaman aralarında uçurum var ya... ...biri 14-15 tane seçim kaybetmiş üst üste. Adamın orada durması mucize. Gitti yetmedi şimdi Nisan'da tekrar dönmek falan. Yani ben ağzım açık seyrediyorum. Ya onu da görürsek Türkiye'de bir ilk olacak... Ee, ama tabii CHP için bitiş olur. Öyle bir şey. Allah korusun istemeyiz. CHP tükenir yani öyle bir durumda. Şimdi Ekrem Bey'in ikinci sıkıntısı Kemal Bey'in İstanbul anlamında e, bir Ekrem Bey'in kazanmasına ayak bağı olabilecek bir şeyler yapma potansiyeli hı hı. konuşuluyor. Belli kanaat gruplarıyla görüştüğü duyuluyor. Belli ilçelerde kendi istediği insanları başkan olmasını istiyormuş. Yani Kılıçdaroğlu'nun bir Sayın İmamoğlu'nun kaybetmesi yönünde bir, bazı evet. temaslarda, görüşmelerde bulunabileceği potansiyelini. Basından okuyorum, YouTube kanallarındaki Aha. önemli e, gazetecilerin yorumlarını okuyorum Hı. ben de. Onlardan Hı. öğreniyorum. Hı. Ha yapar mı? Yapabilir. Yani çünkü ofisi var. Yani bir aktif bir şey yapıyor, evinde oturmuyor. Ee, e tabii yaşı da çok ileri. Yani arkadaş 74-75 yaşında i̇yi, iyi tempo. Yani iki kez mağlup oluyorsun, kurultay gitmiş, hala uğraşıyorsun. Müthiş. Yani başka bir motivasyon olması lazım. Sadece siyasette açıklanabilecek bir şey değil yani. Bir şey var ama bilmiyorum. Şimdi e... Dünyada da örnekleri var yalnız unutmayın. O kesin var. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. şu anda iki aday da tabii, tabii. 80 yaşına bir hayli Genç yakın. Yerinin, evet. Gençliklerinin baharındalar. Baharında evet. Ya Tabii Biden'ı görüyoruz. Yani yuvarlanıyor yerlerde bilmem ne falan. Hala aday adam. Ona ona Trump da 80'e merdiven evet. dayamıştı. Tabii tabii. tabii. Evet. He, evet. Yani e, şimdi şöyle bir durum var. Yani Ekrem Bey'in ikinci sıkıntı yaşayacağı alan o gibi gözüküyor. Yani bir sandığa gitmeyenler olabilir boykot. İki Kemal Bey'in İstanbul'da ne kadar etki edebilirse o etkisi özellikle birinci bölge ağırlıklı Alevi Bektaşi nüfus var. Oradan belki bir tesir yaratılabilir gibi duruyor kağıt Peki. üstünde. E, üçüncü büyük dezavantajı İYİ Parti'nin kenara çekilmiş olması oldu. Yani İyi Parti ciddi Peki, anlamda Peki İyi Parti seçmeni e, yani özellikle Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın İmamoğlu'nu göstermek istediğini çok ayan beyan biçimde aylarca dile getirmesi evet. dolayısıyla hani İyi Parti seçmeninin Sayın İmamoğlu'na bir teveccüh göstereceğini. Çünkü hani tırnak evet. içinde bu şekilde e, Sayın genel Başkanlarının uzun evet. süre açıklamalarına maruz kaldıklarını söyleyenler Doğru. var. Ya şimdi şöyle İyi Parti değişik bir parti. Yani bir ideoloji partisi de değil. Bir belli bir e, oturduğu sosyal taban da tam yok. Bir reaksiyon partisi. Yani o dönem Türkiye'de büyük bir muhalefet homurdanması vardı. CHP'nin gücü yetmiyordu. İyi Parti kurulunca bir kısım insan da oraya yönlendi. Bunun içinde merkez sağa oy vermiş olanlar var. MHP'ye kızanlar var. CHP küsmüş olanlar var falan. Böyle bir homojen gruptu o. Evet. Fakat bir homojen grup bir liderin söylemiyle sandığa giden bir grup değil. İçi de zaten çok karışık bir tabloydu. Hatta Genel Başkan Meral Akşener söylem değiştirmeye başladıktan sonra ciddi istifalar gelmeye başladı farkındaysanız. Her gün oluyor zaten. Tabii. Yani tek lider endeksli bir parti olsa bir MHP gibi bir parti olsa öyle istifa gelmez. Ama birbirine alakalı olmayan insanlar istifa etti. Yani genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, hayat görüşleri de farklı bu insanların. Yani demiyorsun ki belli bir kanat ayrılıyor. Her yerden bir çözülme oldu. Çünkü artık muhalefet safında yer almayıp öteki tarafa doğru bir yönelmeyi hissettiği insanlar rahatsız oldular. Ben bu mücadele için buradaydım dediler ayrıldılar. E, İyi Parti'nin oyları ciddi erimeye girdi. Yani anketlerde İstanbul'da çok kötü durumda İyi Parti. Yani e, aday gösterecek ama elinde ciddi Sandığa etki edebilecek isim de yok. Hı hı. Parti içinde İstanbul'da vitrin olabilecek e, adayları yok. Tek koyabilecekleri aday benim gördüğüm e, Burak hı hı, Kavuncu. Hı hı. Çünkü 4 sene il başkanlığı yaptı. Onu koymaları lazım. Ama Burak Bey de çok hevesli gibi gözükmüyor. Hı hı hı. İstese Kasım'da açıklayın beni başkanım derdi sahaya inerdi. Yani ocağın 20'si olmuş çıt hı hı hı. yok. Hı hı. O da demek ki girip de kendini... E, sandıkta karşılığının olmadığını görmek istemiyor. Onu yaşamak istemiyor. O da kaçıyor. Yani bulamıyorlar. <laughs> Ama bulacaklar birini koyacaklar. O da alır. Bir iki puan alabilir. <laughs> Ama tabii çaldığı taraf bu taraf olacaktır. <laughs> e, ve en son dördüncü dezavantaj Ekrem Bey'in yaşayacağı dem oldu. Sürpriz oldu. <gülüyor> Ama <gülüyor> e, Selahattin Demirtaş'ın eşinin e, hapishaneye gitmesi konuşması sonra çıkıp ben aday olmak istiyorum demesi <laughs> Zaten tabloyu tamamladı hı hı, yani hı. <laughs> ciddi anlamda İyi Parti ve HDP'yi Çekler Ekrem Bey yanında değişik e, taktiklerle hı hı. işte Başak Hanım da aday olacak. Büyük bir ihtimal Selahattin Bey de hapisten çıkacaktır. Tahminim odur ki böyle bir şey vardır orada diye ben siyasi olarak e, fikir yürütüyorum. ha O tarafta ne olur 8-9 puanlık oyun hepsini mi alır hı hı. E, Demirtaş alamayabilir. Yani Ekrem Bey oradan bir 3-4 puanlı onu kopartabilir. Ama şu anda 6 puan önde gözüken Ekrem İmamoğlu da çok büyük darbe. Orada 5-6 puanın hmm. kaybetmesi, hmm. kaybetmesi hmm. Evet. sıkıştırır. Evet. Ee, bu arada Azmi Bey'i de hafife hiç almamak gerekiyor. Çok iddialı bir aday bence. Hmm. Zafer Partisi çok doğru bir aday göstermiş. Yani İstanbul'un kılcal damarlarına kadar siyasetin içinde büyümüş bir adam. Teşkilatlanma konusunda uzman, Ülke Ocakları başkanlığını yapmış. Yani İstanbul'u karış karış bilen... ...ve sokak siyasetini çok iyi bilen bir adam. Yani e, şimdi Burat Kurum örneğin sokak siyasetini desen o nedir der. <laughs> i̇şte çorba dağıtır bilmez. Öyle bir formasyonu yok. Yok şeyinden değil yani küçümsemek için demiyorum. Öyle bir alandan gelmiyor. Tabii, yerel tabii. seçim dinamikleri şey. genel seçim gibi değildir. Kesinlikle. Yerelin dinamiklerini Toplam. bilmek lazım. Ee, ya Ekrem İmamoğlu'nun avantajı yerel dinamikleri biliyor. Burat evet. Kurum bilmiyor. Ben evvelden de söylemiştim. Çok şanslı Ekrem İmamoğlu. Çok basit bir rakip getirdiler karşısına. Ee, o rakibe odaklanıp hep ona vurarak devam etmesi lazım. Cumhurbaşkanıyla şeye Hı -hı. girerse polemiğe kendi aleyhine olur. Hı -hı. Rakibi zayıf ona odaklansın. Basit Hı -hı. rakiple mücadele etsin. Hı -hı. Ama eğer dem adayı gösterirse netleşirse Hı -hı. o o zaman farklı bir boyuta girer bu iş. Yani Ekrem İmamoğlu'nun işi zorlaşır. Osman Bey e, teşekkür